Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, Baya bir birikmiş sorularımız, meselelerimiz vardı. Onlara inşallah başlayacağız. Ee, ayrı ayrı dersler şeklinde yükleyeceğim inşallah. Öncelikle daha zor olan, yani daha doğrusu daha böyle parçalı olan bir mesele var. Ondan başlayayım. Bir kardeşimiz vardı. Şu yorumda bir soru sordu. Bu ataizm, deizm oynatma listesindeki derslerin altında işte orada bir mesele vardı. O videonun altına yorum yapmış. Biz de söz verdik cevap vereceğimize dair. E şöyle başlayalım, yavaş yavaş. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben bir ateist olarak sormak istediğim bir şey var. E, neden evrensel olduğu iddia olunan bir kitap anlaşılması için tek bir dile ihtiyaç duyuyor? E, Tabi e, sevgili kardeşlerim, yani böyle meselelerde özellikle dini meselelerde ya da felsefi meselelerde. E, yani yorum yaparken bizim beynimiz ham madde olarak tabi bilgiyi kullanıyor. Yani beyin ne kadar iyi çalışırsa çalışsın bilgi eksikliği ham maddenin doğru çıkışını sağlamıyor, engellemiş oluyor. Yani bu kardeşimizde tabi böyle şeyler var. İnşallah tabi beraber bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle yani zaten muhakkak ki ateist ya deist yani işte benzeri agnostik görüşteki kardeşler yani böyle muhtemelen yani çoğunda %90 diyebilirim bilgi eksikliği var. Yani yüzeysel araştırma. İşte genelde de yani derler ki bütün dinleri araştırdık. ama tabi yüzeysel araştırma bazen kafi gelmiyor. Şimdi bu örneklik üzerinde de bunu konuşalım. yani hocam ben bir ateist olarak sormak istediğim bir şey var. Neden evrensel olduğu iddia olunan bir kitap anlaşılması için tek bir dile ihtiyaç duyuyor? Yani öncelikle şöyle, kitap tek bir dile ihtiyaç duymuyor. Yahut da kitabı gönderen e, allah Allahu Teala tek bir dile e, neden muhtaç e, diyemiyoruz. Çünkü herhangi bir başka iletişim yöntemi ve metodu yok. Yani e, insanlara hani insanın ilk e, zamandan beri ilk felsefe kitaplarından bile insanın natık yani konuşan ve düşünen insan noktasında bir tanımlama yapılır. Bu çok yani milat öncesine kadar dayanan bir bilgi aslında. İnsanlar bunu, düşün düşünür insanlar, düşünen insanlar bunu çözmüşler. Yani insanı natık, yani demek ki insanı aslında o konuştuğu düşünce ve dil üzerinden hitap edilmesi gerekiyor. Yani Bu yüzden de yani kainattaki mesela hadiselerin manası ya da işte kendisini tanıtan Rabbimiz, yaratıcı ne yapacak bir dil üzerinden, bunu gerçekleştirecek. Şimdi bu dili burada ikiye ayıralım. Tabii çok girif bir mesele. Arada bazen unutacağım şeyler olabilir. Şurada notlarım var. Onlara başlık halinde not almıştım. Bakacağım. E, tabii ki burada şöyle bir şey var. Yani bir dile ihtiyaç duyuyor diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak daha önce kutsal kitaplarda göndermiş ve bunlar Arapça değilmiş. Yani Arapça diline muhtaç ileride sorunun o kısmı da gelecek. Yani Arapça diline muhtaç mı diye yani böyle bir şey yok. Aslında hani Cenab-ı Hakk'ın insana kendisini tanıttırma dili Rabçadır. Ve aslında bu dil kalbi ve ruhi bir dildir. Yani hani zihinsel bir yorucu, işte bir IQ seviyesi istemez ki bilakis bakın. Yani daha bilgili, işte bilim adamı diye geçinen, daha eğitim seviyesi yüksek insanlarda yani dinden lakaytlık, dine lakaytlık hatta işte ateizm, deizm daha fazla. Yani bu da gösteriyor ki demek ki bilgi meselesi değil yani. Hani bilgiyle olmuş olsaydı öncelikle onların Müslüman olması gerekirdi. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmeleri gerekirdi. Demek ki anlamak için sadece akli teşebbüsler yeterli değil. Bunun en büyük delili Efendimiz zamanında Mekke müşrikleri, sevgili kardeşlerim, o dönemin en bilgili, en dili iyi, aklı, fikri iyi insanlarıymış ama dili iyi olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i anlayamamışlar. Yani bu noktada işte ya Tevrat gibi İbranice ya Hz. İsa'ya gelen, Hz. Musa'ya geldi Tevrat biliyorsunuz. Hadi Hz. İsa'ya gelen İncil gibi Aramice olacak. Yani bir dili kullanmak zorunda. Yani özellikle o insanların o bölgede hangi bölgeye gönderilmişse onun konuştuğu dili gönderiyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de de ayet olarak var. Tabi o ayeti de konuşacağız aslında. Ayet numarasını şu an Fussilet 44'te. Yani bakacağız. Ona da oradan bakacağız sevgili kardeşlerim Fussilet 44'ten. Yani demek ki aynı dille gönderilmesi bir şey değil ve burada önemli bir nokta da şu. Hani İmam Maturi'de mesela bu inanç var. Yani bu e, görüşün sahibi o. Yani hiçbir kitap gelmese dahi Cenab-ı Hakk'ı, e, Rabbini insanın bulabilmesi lazım kainattaki ayetlerden. Yani bulabilmesi lazımın, bu lazım cümlesinin açılımında şu var. E, çünkü insan insanın istidat, istidatları, düşünceleri, kabiliyetleri, e, kainattaki gözlemleri ve bu gözlemleri e, üst düşünce yani üst zeka olarak bir sonuca bağlaması ve bunların bir yaratıcısının olması gerektiğine intikal etmesi e, insana bozulmamış bir surette verilen... E, kabiliyetler ve cihazların aslında bir gereği. O yüzden böyle bir şey söylüyor. O noktada aslında tek bir Arapça kitapla da muhatap değiliz biz. Bir kainat kitabı da var. Yani bitkilerden develere işte efela yunzuruna ile ibri keyfe hulikat deveye bakmaz mısın şimdi devede? Yani o konuyla alakalı bizim bir yazımız vardı. Yani deveyle alakalı e, o kadar fazla tefekkür noktaları var ki hakikaten. Yani Cenab-ı Hak onları nazara veriyor. Yani kainat ayetlerini, tekvini ayet dediğimiz kudret, eşya ve varlıksal ayetleri nazara veriyor. Hatta yine Fussilet e, suresinde bu var e, 53'te. İşte senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfus hatta yetebeyyene lekum ennehu'l hak. Yani hakkın ve gerçeğin ve doğrunun e, ona tecelli etmesi ve apaçık belirmesi için ona biz içten, içindeki ve dışındaki ayetleri gösteriyoruz. Yani biz ayetlere, önce vücudumuzdaki ayetlere işte bütün fen onu inceliyor. Sonra hariçteki bütün coğrafya astronomi onu inceliyor. Bütün bu ayetler sevgili kardeşlerim ne olmuş oluyor? Bizim için bir delil oluyor. Ayetin kelime manası nedir? Delil. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayet delil olduğu gibi çaynattaki ayetlerde, bu tekvini ayetlerde delil oluyor. Hatta bu işte adadaki yalnız adamın hikayesi var. Bununla alakalı farklı simülasyonlar da var. Yani o mesela o adada kendisini, kendi Allah'ı tek başına bulabiliyor yani. Bunun işte farklı uygulamaları da var. Yahudi bir alimden de eskiden böyle bir olay nakledilmiş ama sonradan da böyle bir şey yaşanmış diyorlar yani. Yani orada demek ki saf bir zihinle etki altında kalmadan e, fıtratla iç içe olduğu zaman insan herhangi başka endişeleri işte ne bileyim eş endişesi, sevgili endişesi, ne bileyim iş endişesi, işte ibadet yapıp yapamama dua. Yani hayatın içerisinde böyle kafası karışmadın mı? saf ve tecrid halinde olduğu zaman demek ki Rabbini bulabiliyor insan bu noktada. öyle bir hikayesi var o şeyin. Onlar şimdi teferruatlarına tabii girersek çok uzun gider. Demek ki bir böyle, ikincisi yani Kur'an böyle bir dile ihtiyaç veya Allah böyle bir dile ihtiyaç duymuyor. Ettenezül ilahi diye bir şey var. Yani Cenab-ı Hak eğer bizi yaratmışsa, bu kadar sanatlarla süslemiş ve kainatta bu kadar masraflar, bu kadar kıymetli şeyler koymuşsa kainata, hepsi de bizim menfaatimize ve bilakis bizim içinse ve özellikle bize, yani hitab ilahi Cenab-ı Hak bize hitap edecektir. Ve bu hitap açısından hani bizi nazara alacak ve bize göre konuşacak demektir. Elbette ki bu kadar sanat, bu kadar masraf, yani bu kadar nimet bir külfeti gerektirecek. Ve bu da Cenab-ı Hak ne yapacak? Yani bunlar başıboş değil, sen başıboş değilsin. Yani ipi boğazına sarılıp otlamak için bırakılmış bir hayvan değilsin. Elbette ki bir vazifem var. Çünkü sana natık, sana düşünce, sana akıl verildi manasında. Sana elbette Cenab-ı bir şekilde ulaşacak. Ve bu ulaşabilmesi için de, yani bu kainatta ben neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve bu kainattaki vazifem nedir? Sorularına cevap bulabilmek için, ki felsefenin ve dinlerin sorduğu bir sorudur. Bu ortak soruyu elbette bir tarif edici, bir talim edici, bir öğretici, bir öğretmen olan Peygamber Aleyhisselatü vesselam bize öğretecek. Ve biz onun öğretmesiyle bu kainattaki vazifemizi ne yapmış olacağız? Bilmiş olacağız. Yani aslında bu tenezzül ilahi dediğim nokta irşat içindir. Yani insanların doğru yola bulabilmesi için evvela ve bizzat anlaşılır şeylere muhatap olması lazım. Yani ne demek o? Yani birisi insanın anlayacağı dilde, yani dilden maksat herhangi bir dil aslında. insanın anlayacağı dilde insanlara hitap etmesi lazım. Yoksa hani Cenab-ı Hak kendi diyelim ki lisanı mahsus olabilir kendine ait. Bu şekilde bir hitap etmiş olsa insanlar bu sefer buna muhatap olamayacaklar. Burada şöyle bir kıssa var. Hemen yeri gelmişken bunu aktarayım. Yani bu bir sözler kitabından aktarıyorum bunu. Şeytan döndü ve dedi. 15. sözün zeyli. Kur'an beşer kelamına benziyor. Yani bu da öyle bir şey yani. Bunu söyleyen atayistler de var. Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır haşa. Eğer Allah'ın kelamı olsaydı ona yakışacak ve her cihette harikulada bir tarzda olacaktı. Şimdi bu kardeşimiz de böyle bir şey söylüyor. Yani Allah neden böyle bir şey yani ihtiyaç duysun ya da herkesin anlayacağı bir kitap yapamaz mıydı? Şimdi bu nasıl olacak konuşacağız bunu. Demek beşer kelamıdır. Ee, eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçe A'de yani normalin üzerinde adinin üzerinde harikul A'de bir tarzı olacaktı eğer Allah'ın kelamı olsaydı diyor şeytan. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor? Kelamı da benzememeli. Yani tabi makul bir soru şeytanın sorabileceği sorulardan biri. Onun sanatı yani Cenab-ı Hakk'ın sanatı nasıl bizim sanatlarımıza benzemiyorsa yaptıkları yani. E, kelamı da bizimkine benzememeli diyor. Bakın cevapta ne var? Cevaben dedim. Nasıl ki peygamberimiz mucizatından, mucizelerinden ve hasaisinden başka yani peygamberimize ait özel ona ait haller ve mucizelerinden başka efal ve ahval ve etvarında yani peygamberimiz fiillerinde aleyhissalatü vesselam hallerinde ve tavırlarında beşeriyette kalıp beşer gibi adaleti ilahiyeye yani Cenab-ı Hakk'ın ilahi adaletine ve evamiri tekviniyeye tekvini emirlerine yani kainattaki kanunlarına, kainat kanunlarına işte yer çekimi gibi vesaire başka kanunlar yağmur gündüz, gece gibi. Munkat ve muti olmuştur. Yani yemek, içmek gibi. O da boyun eğmiş ve onlara itaat etmiştir. Yani e, o da soğuk çeker, o da elem çeker ve hakeza. Neden? Ta ki imam olsun, önder olsun. Her bir ahval ve etfarında, şimdi asıl meseleye geliyorum, her bir tavrında ve halinde harikulade bir vaziyet verilmemiş ta ki ümmetine fiilleriyle imam olsun, etfaarıyla tavırlarıyla rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Zaten bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuşan Kur'an ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ortada. Yani böyle çok hani derinlemesine bir bilgi sahibi olması gerekmiyor insan, insanların İslam'ı yaşaması için. 8-9 kitap sağlam yayından sağlam, bir şekilde tercüme edilmiş. 8-9 kitap, kitap bunun için yeterli ki Peygamberimiz madem ki konuşan Kur'an yani Hulukul Kur'an okulun Kur'an ahlakı üzerine ve o yürüyen Kur'an madem ki böyle onunla alakalı böyle hadis-i şerifler var sahih bize gelen. O zaman umum hareketiyle umar ders verecek ve öğretmen olacak. Yani bir kitabı e, herhangi bir seviyedeki öğrenci, hocasının e, anlattığı kitabı anlamayabilir. Diline de mutlak manada hakim olamayabilir ve teferruatına da olamayabilir ki bundan belki istenen de o değildir. Aslında Müslümanlar için de böyle yani İslam için de bu geçerli. Bu noktada onun halleri, hareketleri, yaşam tarzı zaten o kitabın tercümesi ve tefsiri olmuş olacaktır ki bu da tarihen sabit. Bununla alakalı da çokça Türkçe kitaplar ve her dilde insanın ulaşabileceği kitaplar var. Eğer her etvarında harikul ade olsaydı yani Efendimiz her tavrında aleyhissalatü vesselam harikulade işlerle iş yapsaydı bizzat her cihetçi imam bulamazdı. Tabi yani Efendimizin mesela nasıl yatmış, nasıl yemiş, nasıl içmiş, nasıl evlemiş, ticaret hukuku, eğitim ahlakı, işte hayvan ahlakı, hayvanlara nasıl muamele etmiş bunların hepsini mesela bir siyerden ulaşabiliyoruz. Bunlar zaten Kur'an'ın tefsiri açıklaması kabilinde. Yani Kur'an mücmel bir metin ve biraz daha... E, yani bazı yerleri özellikle daha teknik olabiliyor ama bazı yerleri Kur'an'da da çok açık. Bunu konuşacağız şimdi. Herkese mürşit mürşide mutlak olamazdı. Yani herkese mutlak bir şekilde, şekilde mürşit olamazdı Efendimiz. Ve Efe, Allahu Teala'nın haşa bu sefer adaleti ilahiyesiyle alakalı bir sorun olurdu ki öğretmenlik ve doğru göster yol göstericilik vazifesini tam yapamam, yapamamış olurdu. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olamazdı. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakim, yani Kur'an-ı Kerim, ehli şuura, şuur ehline düşünenlere, tefekkür edenlere imamdır, önderdir. Cin ve inse mürşittir. İnsanlara ve cinlere yol göstericidir, mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikata, hakikat ehline muallimdir. Yani e, yüksek derecelerde kemal sahibi insanlar için de rehberdir. Yani her tür tabakadaki insana rehber. Ehli hakikata muallimdir. Hakikati arayanlar için hakikat arayışını, e, hayat felsefesini, e, bütün taassuplardan sıyrılarak öğrenebilir ne yapmak fikir işçisi ve hakikat arayıcısını ol e olmaya adamış olanlar için bir muallim ve öğret öğretmendir. Öyleyse beşerin muhaveratı, konuşmaları, diyalogları ve uslubu tarzında, manaca olmak zaruri ve kat'idir. Yoksa beşer, çünkü cin ve ins münacatını, duasını ondan alıyor, ondan öğreniyor. Mesailini onun lisanıyla, meselelerini onun lisanıyla konuşuyor. Edebi muaşeretini... Yani insanların arasındaki e, ilişkinin adabını ondan öğrenip talim ediyor ve hakeza elbette ki e, onu merci yapıyor. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse e, onu anlaması ve onun dilinde olması gerekir. Yani lisan e, açısından e, olması gerekir ve onun dilinde de olması gerekir. Onu konuşacağız. Öyleyse Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da işittiği Kelamullah tarzında olsaydı şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'la bu levhalara malum allah Teala tecelli ile kelam sıfatının tecellisiyle levhalara yazı yazıyor. Bu yazıyla beraber ne olmuş oluyor? Şimdi burada geliyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da işit işittiği Kelamullah tarzında olsaydı Beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi çünkü o kadar farklı yani vacibul vücut dediğimiz vacip aleminden bu aleme girerken yani alemler arası geçişte bir hani trafo gibi bir e, yüklenici olması lazım ki e, bu işi tahammül edebilsin. Musa Aleyhisselamın Sina'da işittiği Kelamullah tarzında olsaydı beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merciye edemezdi. Yani ona meselelerinde ona müracaat edemez, yani ondan istifade edemez ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in en mühim bir maksadı olan irşat, yani doğru yolu insanlara sevk etmek, ahlaka, iyiye insanlara sevk etmek geçerli olamaz ve batıl olurdu. Hz. Musa gibi bir ulul azim, yani ulul azim peygamberlerden, büyük peygamberlerden birisi Hz. Musa ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiş o tecelli sırasında. Bunu detaylarına bakabilirsiniz, internette var. Musa aleyhisselam o tecelliden sonra, Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak da var, bayılmış ve düşmüş ve uyandığında şöyle söylemiş. E Hakeda kelamu ke gal kuvveti cemil el sineti. Ya yani ya Rabbi bu senin kelamın mıdır? Gal Allahu. Allah dedi ki evet bu benim kelamımdır ki kuvvetu cemil elisine. Onda bütün dillerin kuvveti var. Çünkü yani bütün dilleri yaratan Allah'ın yani konuşmasına bir tek birkaç dili aynı anda duyup anlayamayan bir insan nasıl tahammül edebilir? Tahammül edemez. O zaman tenezzül ilahi dediğimiz insanların zihinlerine, akıllarına, fıtratlarına göre konuşmak denilen bir hakikat Kur'an'ın en esas düsturu ve umdesi olacaktır. Bunda hiç şüphe yok. Sonuçta insanlar tarafından yazılan basit bir kitaptan bahsetmiyoruz. Ya tamam doğru insanlar tarafından yazılan Basit bir kitap olmadığının delili Bizim bu oynatma listesinde e, Videolar kısmında var e, Kur'an'ın ilk hemen kısmında Youtube'daki ilk giriş kısmında Kur'an'ın Allah kelamının olduğu ispatı yani Kur'an Allah kelamı mı? Niye? E, bunun en büyük delili nedir? Bugüne kadar en büyük Arap edipleri En büyük Arap şairleri Hiçbir şekilde Kur'an'ın en basit en yani basittenmez terkip olarak basitli kastediyorum. Bir suresine bir ayetine mukabele edememiş. Edememişse demek ki Kur'an-ı Kerim mucizedir. Yani beşerin kelamı gibi elbette değil. Madem ki mucizedir, madem ki ona karşı mukabele edilememiş, o zaman bu haktır. Madem ki haktır, e, hak olduğuna göre bu kainatı yaratan ve sana ibadeti hani insanın insanın hakiki insan olması için gerekli olan düsturları veren hak ve doğru bir kitaptır demek. Evet yani bununla alakalı o videoda teferruat var. Elbette ki bir insan kitabından bahsetmiyoruz. Doğru. Allah'tan bahsediyoruz. Evreni yaratan varlık neden bir kitabı tüm dillere uyarlamıyor da herkesin Arapça öğrenmesini gerektiriyor? Aslında evreni yaratan varlık yani Cenab-ı Hak tüm dillere uyarlıyor. Kur'an-ı Kerim'i. Dedik ya Kur'an-ı Kerim'in bir de kudret kısmı var. Yani kitabı kebir kainat dediğimiz tecessüm etmiş kudret, eşya ve varlık ayetleri var. Bunlarla herkese uyarlıyor. Yani İngiliz'i, Alman'ı, işte Afrika'daki, Nijeryalısı hepsi kainattaki ayetleri e, akıllı yani aklını kullanarak tefekkür, tedebbür, Kur'an'ın emrettiği şeyler, taakkul yani bağ kurarak e, nefsinin, hormonlarının ve hislerinin ve menfaatlerinin e, zincirlerinden sıyrılıp bağ kurarak ne yapabilir? kainattaki ayetlerden sahibine gidebilir. Ve ondan sonra zaten bu silsile başlar ve kainattaki ayetlerle Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri karşılaştırır. İkisinin aslında aynı tezgahtan çıkmış olduğunu farkına varır. Aslında bu cihette e, evrensel olan bir kitap evrendeki herkesle konuşuyor. Yani düşün ki işte bir dağın tepesinde hiç insan görmemiş bir adam. Yani bu şimdi ne yapıyor? Kendisi Cenab-ı Hakk'ı bulabiliyor vicdanıyla, kalbiyle, kainattan tefekkür ettiği ayetlerle beraber. Bu, bu suretle beraber ne yapabiliyor? Rabbini bulabiliyor. Bu ortak dil zaten. Yani he, nasıl ki bir e, sanat, e, bir fiil, failsiz ve sanatkarsız olmadığı gibi kainata da öyle bakıyor ve ondan sonra artık arayışa başlıyor. Zaten arayış onu samimi arayış sevgili kardeşim insanı doğruya muhakkak ki götürür. Herkesin Arapça öğrenmesi mi gerekiyor? E, tabii ki gerektirmiyor. Yani Arapça öğrenmek zaten müşkil bir süreç. 5-10 seneye alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den dinini tam manasında öğreneceğim. Ya da hadis-i şeriflerden, orijinal metinlerden. Yani o günden bugüne kadar gelen. Gerek gayrimetulü vahiy olan hadislerden. Gerekse yani metulu vahiy olan Kur'an-ı Kerim ki aynı belgese, belge niteliğinde gelmiştir. Yani belge anlamında aynı derece kuvvetinde gelmiştir. Bu gelişte... Orijinal metinleri de vardır şu an hatta son kazılarda buna dair çalışmalar da yayınlandı. E, madem orijinal metinleri de vardır, orijinalinden anlayabilir hadis ve Kur'an'ı bir Müslüman ya da bir insan ama yani bu onun görevi değil. Çünkü neden? Yani her bir insanın yani kimisi atom mühendisi, kimisi bilgisayar mühendisi, makine mühendisi. Yani hayatta ortak bir çalışma var ve herkes bir şey yapıyor. Herkesin her alanda uzman olması beklenemez. Ve kimseden Allah böyle bir şeyle mükellef etmiyor ki. Kimseden Allah Kur'an'ı bu şekilde öğrenebilecek bir Arapça, hani 5-10 sene mesai sarf edecek bir Arapça istemiyor. Ama kardeşlerimiz şunu da ifade edelim burada. Tabii ki doğduğundan beri 4. 5. sınıftan ya da işte 5-6-7-8 yaşlarından beri düzenli bir eğitim almış olsaydı belli bir periyotta. Arapçayı da İngilizceyi de gayet tabi okuyup anlayabilecek şekilde öğrenebilirdi. Biraz da bizim tembelliğimiz ve eğitim sistemimizdeki problemler de burada devreye giriyor. Ama diyelim ki bir şekilde öğrenememiş ve 20'li yaşlara gelmiş. Veya işte bu kardeşimin, bu Burak kardeşimin yaşına gelmiş. Yani burada yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey az önce söylediğim gibi 7-8-9 kitapla kardeşim güzel bir yayın evinde Güvenilir insanları, mesela diyanet var ülkemizde, e, tarafsızlığı e, herkes tarafından en çok kabul edilen bir yapı. Bunun tercüme ettiği kitaplar üzerinden dinimizi rahatlıkla öğrenebiliriz. Ve oradaki ifade edilen şeyler yani manalar, tefsirler, diyanetin e, mesela tefsiri de var veya diğer tefsirler de var. Elmallah Hamdi'nin günümüz Türkçesine uyarlanmış tefsiri tefsir var. Çok güzel bir tefsir. Bilimsel ve felsefi hakikatlar de içeriyor. O elde edilip merak ettiğimiz her şeye oradan bakılabilir aslında. Bu noktada herkesin Arapça öğrenmesi gerekmiyor ki sadece o işin uzmanları ki uzmanlar için de zaten ahlaki bir şey bu. Arapça öğrenmeden, asıl metine gitmeden, yani bir tıpçı tıp kitabını anlamadan doktorluk yapabilir mi? Yapamaz. Onun için onu yapması lazım. Ama yani bir hemşire ya da sahadaki bir teknisyen bir tıpçının, bir doktorun bildiği kadar bilmesine gerek yok. Temel pratikleri bilmesi onun için yeterli oluyor. Hayata dair temel standartlar. E bu da ne demek zaten? Hani belli şeyleri e, bilmemiz gerekiyor işte. İslam'ın ve imanın şartları 6 artı 5 11. Yani biz bunlara asıl bunlarla mükellefiz ve bunları da herkes bilebiliyor. Yani Arapçanın detaylarını e, bilmene gerek yok ki bunun için. Ve Arapçayı aslında öğrenmek de yani Kur'an'ın o Rabça dediğim o kısmı insanın kalbine ruhuna da etkiliyor yani. yani öyle de bir yanı var meselenin. Demek ki yani kendi diline bir şekilde çevriliyor. Ha bir şekilde kendi diline çevrilmiyor. Hiçbir şekilde mesela işte Afrika'nın uzak yerlerinde bir dil ne bileyim işte Habeşçi çevrilmişti. Şu an dünya imkanları bunu sağlayacağı için zaten Kur'an bütün dünyaya evrensel olarak Arapça gönderilmiş. İlk zamanlarda mesela evrensel gönderilmemiş sebebi bu. Çünkü bu teknoloji bu işte birikim, yayılma, ilmi, hız işte sosyal e, hayatın değişmesi bunu sağlıyor. Ama faraza diyelim öyle bir dilin olduğu ülke var. E, bu sadece bunun dilinde Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif yok. E, alimler var. Farzları söylüyor. İlla ki doğru olanı var. Tabi kıyaslarsın sen. Sen hangisinin konuştuğunu. Allah seni sevk eder yani anlayabilirsin. Diyelim ki hiçbir şey yok. E, durmuş sadece 6 tane e, 11 tane İslamiyet'in şeylerini uygulayacak. Ya e, oruç tutacak. Basit. Oruç tutmanın ne kadar basit olduğu belli. E, bunu yerine getirecek. E, kardeşlerim bu noktada da yani biz bu mukaddes kelimeleri, mani mukaddeseyi, yani Müslüman olmaya çalışan, hakikatin arayıcısı olduğunu iddia eden, düşüncenin mukaddesliğine inanan ve bu yola girmiş bir insan. Elbette ki birkaç kelimenin, Allah-u Ekber'in, Elhamdülillah'ın, yani bu manalarında okuduğu işte 3-5 zammü sürenin bunların da manalarına intikal edebilir. Yani yaşayacağı kısmında zaten şu an yayın evleri, diyanet, resmi kurumlar bunu yeterince yapmış. Nasıl namaz kılacağını, nasıl bir şeyi nasıl yapacağına dair ulaşabileceği güvenilir. Devletin bastığı kitaplar var kardeşlerim. Bu noktada da ne var? Demek ki bu ihtiyaç karşılanmış ama la ilahe illallah, Allah-u Ekber, Sübhanallah gibi yani hakikatin aracısı ilan eden bir adamın bu mukaddes kelimelerinde meali icmalisini yani bir günde 50 kelimeyi, 100 kelimeyi yabancı lügatlardan dünya için 5 kuruş, 5 kuruş için öğreniyoruz da e, ne var yani İngilizceyi dünya için öğreniyoruz günde işte 5 senede 2 saat harcasak İngilizceyi öğreniyoruz. 5 senede 2 saat harcasak Arapçayı, Arapçayı da öğrenebiliriz. Ha, her şeyi anlayacak bir Arapçayı öğrenemeyebiliriz. Zaten sen ondan mükellef de değilsin. Allah sana, seni bununla mükellef yapmamış. Kur'an-ı Kerim'de işte Nisa suresinde farklı ayetler de var. Yani okursam şimdi videonun süresi iyice uzayacak. Yani ulul emre müracaat edin diyor. Veya işte onlar... Yine Nisa suresinin ayetlerinde ayetlerinde var. İstinbat ehline yani e, zikir ehline ya in kuntu la bilmedi konuları zikir ehline sorsaydılar. Yani bu demek oluyor ki ayetler bize zaten şunu söylüyor. Kardeşim sen her şeyi tamamıyla anlayamazsın. Yani hadisten, Kur'an'dan bütün hükümleri çıkaramazsın ama ben bu Kur'an'ı sana indiriyor ve seni mesul tutuyorsam bunu bu tercümeyi sana ulaştıracak insanları da eee yaratacağım ve o zihinleri de sana havale edeceğim. Yani sen de onlara ulaşacaksın demek. Ulaşamayan zat fetret ehli sorumlu değil. Evet demek ki Herkesin Arapça öğrenmesi gerekmiyor kardeşlerim. Böyle bir zorunluluk yok. Allah da senden böyle bir şey istemiyor. Allah Kur'an okumanın senin için faydalı olacağı için iyi olduğunu söylüyor. Ve okumanı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Kur'an'ı okumanı, tedebbür etmeni, düşünmeni istiyor. Ama hani dediğim gibi bir şekilde Kur'an'ın tefsirine ve doğru muhtasar mealine ulaşabiliyorsun. Bu, bu problem ortadan kaldırmış oluyor. Örneğin felsefi kitaplar için ana dilinde okuyan anlam karışıklığı olmasın derler. Ancak ana dilinde okuyun anlam karışıklığı olmasın derler. Bir de kardeşim böyle bir kitap nasıl olacak? Yani bir kitap olmaz ki bu. Yani herkese anlayabileceği ve o zaman belki daha mevcut olmayan dillerde bile hani Cenab-ı Hak şimdi kitap göndermiş olacak. İşte diyelim ki örnek verelim. Yani farz-ı muhal. Efendimiz'e şu an 180 ülke var. 180 ülkenin işte 80 farklı dil konuştuğunu farz edelim. 80 ayrı kitap göndermiş olacak. Bu da çözmüyor ki her şeyi. Hadisleri de bilmesi gerekiyor Kur'an'ı tamamlaması için. O yüzden bu alan bu anlamda Kur'an'ın yönlendirdiği zikir ehline müracaat edecek. başta peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve senam ekber olarak, en büyük muallim olarak müracaat edecek sevgili kardeşim. Ha diyelim ki öyle indirdi. E, gelecekte gelecek bilinmeyen diller var. Bu sefer bilinmeyen dil üzerinden bir kitap indirilecek olsa veya kitap bu kadar harikulade olsa, her eline herkes kitap eline aldığında bu kitap, herkes kitabı eline aldığında kendi dilinin rengine bürünse ve o kitabı tamamen anlayabilse ki yani kaç kişi, yani 100 kişiden kaç kişi kendi dilini tam biliyor? Yani şu an ben size öyle metinleri veririm ki Türkçe okuyup anlayamazsınız. Kimisi çok felsefi ağır, kimisi de e, hakikaten yabancı kelimeler. Yani yabancı derken bizim şu an konuştuğumuz günlük hayat Türkçesinden çok e, uzak e, kelimeler var. Önümde bir sürü kitap var. Açar okurum ama zaman gide. Yani ne demek istiyorum? Hem böyle bir şey imtihan sırrını ortadan kaldırır. Daha gelmemiş diller için takdir edilmiş bir dil kitabı aa, o zaman o, o ümmetler yani o milletler hepsi imana girer. Allah bizim için özel kitap göndermişler. Böyle bir şey de olamaz veya işte o dediğim gibi eline aldığında böyle herkesin e, diline dönüşen böyle mucizevi bir kitap olsa ya da kitap olmasa nasıl anlatmış olacak işte yollarını konuştuk. Demek ki böyle bir şey olması muhal kardeşlerim. Örneğin felsefi kitaplar için ana dilinde okuyun anlam karışıklığı olmasın derler ancak bu insanların yazdığı kitaplar için geçerlidir. Elbette felsefi kitaplar için olabilir bu böyle bir şey. Çünkü neden? Felsefede varlıkla aslında dinle ortak bazı alanları var. Ortak alanlardan dolayı böyle gen, kendi yani o insanın kendi dil haznesinde çok böyle hayatın sırrına, derin felsefi meseleleri konuşuyor. Tercümelerde bazen hata olabiliyor ama tercümeler yani felsefi kitapları tercümelerinden okumak demek oradaki felsefi manayı e, amel edecek şekilde ya da anlayacak şekilde e, idrak edememek anlamına gelmiyor. Yani biz o kitabın belki %5'ini tam manasıyla anlayamıyoruz. Tercüme felsefi kitabın %95'ini anlıyoruz. Burada sana şöyle bir şey sorulur o zaman. Sen kendi dilinden ter, kendi diline tercüme edilen bu kitabın tefsirleri ve ciltlerce kitaplara dönüştürülen ve Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri anlatan binler ve milyonlarca kitap varken ve sen bunlara ulaştığın ve hepsi birbirini tamamlayabilecek bir surette olduğu halde ve Kur'an'ın ve sünnetin belki %99'una bu surette intikal edebileceğin halde o %99'u anlayıp amel ettin mi diye bir soru sorarlar ama insana. Bu soru karşısında da bu şekilde mahcup oluruz yani. Demek ki bizim burada odaklanacağımız nokta, e, kitaptan yani felsefi kitap da olsun anladığımız noktayı ne kadar enerjiye, fiile ve insan insanlığa ve ahlaka çevirdiğimiz önemli burada. Henüz İngilizceye dair da öğrenmeyen insanlar varken onlardan Arapça öğrenmeleri istenilirse bu e, öğrenmedikleri için de cezalandırılırsa böyle adalet olur mu? Kardeşim böyle bir şey yok zaten. Yani kimse Arapça öğrenmediğinden dolayı e, cezalandırılmıyor ve bu şekilde İslam tarihinde de hadiseler var. Yani Arapçayı öğrenmese de cennetlik olabiliyor yani illa Arapçayı bilmesine. O bildiği yani Kur'an'ı bilecek bir Arapçaya sahip olmasına gerek yok kardeşlerim. Yani Hazreti Ömer gibi birisi bile bir hutbede radıyallahu anh e, Kureyş'in hatiplerinden eskiden beri yani -Va, -Va ben kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum demiş. Yani herkes bazı şeyleri bilemeyebilir. Önemli olan bildiği kısımla amel etmek, bilmediğini bilenlerden sorup Bilebildikleriyle e, meseleyi teorikten pratiğe tatbik etmek, cezalandırma diye bir şey yok zaten böyle. İngilizce öğrenememeler de bu arada, benim e, ilahiyatlar ve Medreseler diye bir videom var bu kanalda. Oradan bakabilirsin. O bir eğitim sistemi problemi. Orada onu ben anlatıyorum genişçe. Böyle bir cezalandırılma durumu yok. Yani şu 11 şeyi konuştuk. 11 şartı iman ve İslam şartları. Bunları yapan Allah'ın izniyle e, Cenab-ı Hak onlar için cennet vaat ediyor yani. 11 tane kelimeyi de yani 11 işte takım 11 takım futbolcusunu ezberlemek kadar kolay. Herkes yapabiliyor bunu yani. 11 tane şeyi de yan yana koyup ezberleyemiyorsak yani bir problem vardır, zeka problemi vardır. O da zaten dini anlamda mesul değildir. Hatta hatta eğer böyle bir durum varsa zaten bu kitap o kişi için gönderilmemiş demektir. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. İyi günler anlattın kardeşim. Ben de umarım kendimi anlatabilmişimdir. Umarım sana faydası olur. Aklına takılan noktaları yine sorabilirsin. Samimi bir kardeşe benziyorsun. Hatta ve hatta eğer böyle bir durum varsa bu kitap o, o kişi için gönderilmemiş demektir. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Yani nasıl ki ailede büyüyen bir çocuk. E, kültürel anlamda yemek yemeyi, işte kıyafetlerini giymeyi, hani günlük hayatta konuşacağı basit kelimeleri aklında tutup ezberleyebiliyorsa aynı şekilde bu 11 iman ve İslam şartını da ezberleyebilir. Şimdi hızlıca unuttuğum şeyler var mı diye notlarımdan bakıyorum ki kardeşime bir video halinde kardeşlerime bu, bu tarz e, aklında sualler olan kardeşlerime bir video halinde bunu e, aktarabileyim. Tabii çok geniş mesele. Ben özetlemeye çalıştım. Yoksa yani çok daha yani belki böyle 10 video çekilir yani. Evet doğru. Kur'an evrensel bir kitap. Anlaşılması kim tarafından gerçekleştirilecek? Cenab-ı Hak bunun için şeyler yapacak. Söyledik bunu. Evet yani dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'i Müslüman e, icmali imana muhatap. Yani Müslüman olan kişi ya da Müslüman olmaya hazırlanan birisi şu 11 tane şartı bilmekle beraber yani icmali bir imanla kendi diline çevrilen 11 kelimeyle bu meseleyi anlayabiliyor. Teferruatından o sorumlu değil. Yani avam, Arapçanın derinliğine intikal edemeyen birisi zaten. Ya da işte köyde öyle bir şekilde eğitim seviyesi düşük olan birisi. Bundan sorumlu değil kardeşlerim. Bu noktada adalet zaten temin ediliyor. Dediğimiz gibi iki kitap var. İki kitapla beraber müracaat edeceğiz. Evet ilahi dili kaldırabilecek ve en kapsamlı ve en geniş manaları muhtevi olan Arapça olduğundan dolayı son zamanın dillerinden bu bütün dil uzmanlarının söylemiyle sabit elbette ki Arapçayı seçecekti. Evet dil olmadan mesaj aktarılamaz konuştuk bunları. Evet, yani ilahi hakikatlara uygun olabilecek en kapsamlı, en güzeldir Allah tarafından dönem dönem seçilmiş ve ahir zaman ümmeti ve tüm insanlığa da bu şekilde en geniş kapsamlı olan Arapça seçilmiş. Evet dil vasıta kardeşim. Vasıta vasıtasıyla biz de bunu öğreniyoruz. E, vasıtalar da bu noktada bizim için tabi yol gösterici şeyler oluyor. Biz indirdik biz muhafaza edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu var. Yani Cenab-ı Hak indiriyor ve muhafaza edecek. Yani söyleyenleri de hatipleri de muhafaza edecek. Bir şekilde dini insanlara ulaştıran hocaları da Kur'an'ı da hadisleri de muhafaza edecek demektir. Herkesin Arapça öğrenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledim. Evet. Evet farz değil Arapça öğrenmek. Cezalandırılmayacak. Buna dair bir dini öngörü yok. Mesela Ebu Cehil'e örnek verdim. Ebu Leheb işte o zamanın büyük adamları. Ebu Cehil en büyüklerinden en işte 17-18 tane okuma yazma bilen 10 bin kişinin arasından birisi Arapça biliyordu ama Arapça bilmesi fayda vermedi ona. Demek ki Arapça bilmek yeterli değil ve şu an Araplardan birçok ateist, müşrik, Yahudi olan kişiler de var. Demek ki Arapça bilmek yeterli değil. Zaten Arap Arapçası da Kur'an'ın derinliklerini anlamak için yeterli değil ve buna hiç kimse de mecbur değil. Ondan sorumlu değil. Evet, milyonlarca insan var Arapça bildiği halde Müslüman değil, milyonlarca insan var Arapça bilmediği halde Müslüman. Bu da buna bir engel olmadığının en büyük delillerinden birisi sevgili kardeşim. Evet, şu Füsûlat 44'e son kez bakalım. Füsûlat 44. 44 Birinci soru olması lazım. 42 mi? Evet 41. Evet. Evet ve şayet biz ona yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık elbette ayetleri anlayacağımız bir dille açıklanmalı değil miydi? Bu sorunun cevabı ayetlerin dilimize açıklamalı bir şekilde çevrilmesi evet cevabını veriyor bu soruya. Arap olana yabancı dilde kitap hiç olur mu diyeceklerdi. İlk o zaman indirilmiş olsaydı bu şekilde Araplara ya da Arap coğrafyasına işte Orta Doğu'ya ki oradan biraz da yayıldı. Hem insanlık hem Müslümanlık. De ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır. O Kur'an onlara karşı Kur'an'da Kur'an'ı anlama hususunda onlarda bir çörlük vardır. İşte onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyor ve duymuyorlar. Başka ayetler de var. Sanki onlar kendi dilinde onlara Kur'an Arapça olarak indirilip hitap ettiği halde onlar koyunun çobanı duyması gibi sadece bir ses olarak Kur'an'ı duyuyorlar ve kulaklarında bir ağırlık var. Demek ki bu işi öğrenmek ve samimiyet maksadıyla yola çıkan kişilere Cenab-ı Hak Kur'an'ın sırlarını, manalarını açıyor. Bunun için dil bir problem değil sevgili kardeşlerim. Çok da uzatmayalım süreyi. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.